COVID-19 salgını ciddi toplumsal iktisadi sonuçlar doğurmaya devam ediyor. İşçiler salgın kapsamında alınan tedbirlerin dışında tutuyor ve ağır koşullarda çalıştırılıyor. COVID-19 kapsamında alınan ekonomik tedbirler işçileri korumadığı gibi getirilen fesih yasağı ve ücretsiz uygulaması, işçilerin sindirmesi, haklarını gasp etmenin, örgütlenmenin engellemenin yeni araçlar olarak kullanılmaya başlandı. İnsan onuruna yarışıp iş talep eden, emeğinin karşılığını isteyen örgütlenme hakkını özgürce kullanmak isteyen işçi ücretsiz izin ve COVID-19 uygulaması ile tehdit edildi. Kamuoyunda COVID-19 olarak bilinen ve işçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından iş kanunun 25-2 maddesinde yer alan ahlak ve iyi niyet kuralına uymayan haller ve benzeri gerekçesiyle feshedilmesi COVID-19 döneminde daha ağır sonuçlar doğurdu. İşçiler bir yandan salgın koşullarında hayat mücadelesi verirken diğer yandan COVID-19 gerekçesiyle işten çıkarılarak kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işsizlik maaşı almaları engellendi. İşçiler işsizlik ve gelir yoksulluğunun vahim sonuçlarıyla karşı karşıya bırakıldı. Balıkesir Hepşen'de, Gebze Migros Depo'da, Karaman Döhler'de, Gaziantep, Yasin Kaplan ve Güven Boya'da, Çorum, Ekmekçioğlu'da ve daha birçok iş yerinde işçiler haklarını aradıkları ve örgütlenmedikleri için COVID-19 gerekçesiyle işten çıkarıldılar. Salgını fırsata çeviren işverenler, salgın yılı olan 2020 yılında toplamda 177 bin işçiyi COVID-19 gerekçesiyle işten çıkarmıştır. Fesih yasağının işçilerin korumadığı işverenler tarafından da kötüye kullanıldığı ortadadır. SGK COVID-19'u kaldırmamış, 25-2 maddede belirtilen her bir fesih hali için ayrı kodlar belirleyerek yeni COVID-19'lar yaratmıştır. SGK'nın yeni COVID-19'lar yaratmasının var olan sorunları daha da derinleştirdiği, COVID-19 garabetinin alt kodlara bölünerek çözümlenemeyeceği açıktır. Bir kez daha söylemek gerekirse, COVID-19 uygulaması SGK'nın herhangi bir kod numarasından ibaret değildir. COVID-29 sendikal örgütlenmeyi engellemenin, işçiyi dezenlandırmanın aracı haline gelmiştir. COVID-29, işsizlik sigortası fonunun işverenlerce yağmalanması, işçilerin kıdem ve ihbar tazminatlarının gasp aracıdır. COVID-29, işçiyi gerek ücret üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirmeyen işverenin vergi kaçırmasından adıdır. COVID-29, işçiyi yaftalamanın, işçiyi insanlık dışı koşullarda çalıştırmanın için baskı altında tutmanın adıdır. COVID-29 işçiyi iş